Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tekrar vücudumuza tehlikeli bir madde olarak yükseldiği zaman dan bahsedeceğim. Çok üzerinde durulmuyor ama çok önemli sonuçları, hastalık sonuçları yapan bir madde. Nedir bu? Ürik asit. Ürik asit yüksekliği en tehlikeli hastalıkları başlatan, kronik inflamasyonu başlatan, en önemli bir tehlikedir. Ürik asit yüksekliği yeni bir bulgu değildir. 1890'larda İskoçyalı doktor Haig'in Ürik Asit adında bir kitabı vardır. Ve her türlü kronik inflamasyonun, o zamanki bilinen hastalıklarının temelinde ürik asit yüksekliği yazdığını 1892'de açıklamıştır, söylemiştir. Kendinde denemiştir. Kendisi şeker hastasıdır. Ürik asidi yüksektir. Ürik asidini düşürecek şekilde yemek içmeye başlayınca hakikaten hastalığının da gerilediğini bizzat kendisi izlemiş ve göstermiştir. Ürik asit vücutta normal olarak oluşan bir kimyasaldır, bir asittir. Yiyeceklerle de alınır. Ayrıca vücudumuza da hakikaten soktuğumuz yiyeceklerle vücudumuz da çok olarak yükselir ve birikir ve çok tehlikelidir. En tehlikeli hastalıkların başında kronik inflamasyonu başlatır. Ve kronik inflamasyonu başlattığı zaman artık biliyoruz ki bütün hastalıkların temelinde kronik inflamasyon yatmaktadır. Hangi hastalıklar? Bir daha söyleyelim. Şeker hastalığı, obezite, metabolik sendrom, felç, Alzheimer, Parkinson, kanserler, mide bağırsak hastalıkları ve her türlü kanser ürik asit yüksekliğine bağlıdır. Şimdi önümüzde yaz, ürik asit yükselten yiyecekler şimdiye kadar hep pürin içeren proteinler ve etler olarak biliniyordu. Tabii onlarda da var. Her şeyde var. Çünkü o olmasa vücutta protein üretilmez. Vücudumuzla üretiyor. Ama son zamanda yapılan bütün araştırmalar gösterdi ki ürik asidin esas yükselten nedir? Şeker metabolizması bozukluğudur. Özellikle fruktoz zehirlenmesini gösterir. Bu maalesef modern tıpta, Rockefeller tıbbında göz ardı ediliyor. Ve yine altında ne yatıyor? Şeker. Şekeri yükselten her türlü basit karbonhidratlar. Vücuda gelince hemen şekere dönüşen karbonhidratlar. Şekerli, gazlı içecekler. Enerji içecekleri. Şakır şakır kullanılan, reklamları yapılan içecekler. Ve de tabii ki alkol. Bütün bunlar ne yapıyor? Karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğer yağlanması da neyi gösteriyor? Bir kronik inflamasyonu gösteriyor. Ve de ürik asidin yüksek olduğunu gösteriyor. Ürik asit yüksek olduğu zaman Alzheimer olur. Kalp krizi sebebidir. Şeker hastalığı sebebidir. Felç sebebidir. Artritlerin sebebidir. Vücuttaki ağrıların sebebidir. Krizlerini biliyoruz. Krizleri nedir? Gut krizi. Gut krizi, işte ayaktaki baş parmağının ağrıması. O en ileri safhasıdır. Ona gelmeden önce eğer skalayı 100 yaparsak o 100'dür. Diğer 99'u yavaş yavaş vücudu ve hücreleri tahrip etmektedir. Aynı gizli şeker hastalığı dediğimiz gibi. Aynı insülin direnci hastalıkları dediğimiz gibi. O halde ürik asit yüksekliği çok yüksek olduğu zaman kriz yapar, çok şiddetli ağrı yapar. O ayrı. Fakat kriz olmadan da ürik asit yüksekliği, hatta kan düzeylerine baktığımız zaman hastalarımızda, mesela bir şeker hastasında veya bir tansiyon hastasında veya bir kalp hastasında, kalp krizi geçiren bir hastada ürik asite baktığımız zaman laboratuvar değerlerinin normali içinde gözükür. Ama o
bizi aldatmaktadır. Ürik asidin çok düşük olması lazım. Normal değer 6-7 ise 3'ten 4'ün üstüne çıkmaması lazım. Ve 3-4 olana kadar da yiyeceklerden, içeceklerden uzak durmamız lazım. Ürik asidi yaz aylarında en çok ne yükseltiyor? İşte Haziran ayı. Kavun, karpuz, üzümler gelecek sonbaharda, incir, domates, domates salçası, biber, biber salçaları. Bir daha söylüyorum, enerji içecekleri, alkol, bira, bütün bunlar en tehlikeli, ürik asidi yükselten ve kalp krizi yapan, felç yapan, Alzheimer yapan, tansiyon yüksekliği yapan ve maalesef böbrek yetersizliği yapan yiyeceklerdir, içeceklerdir. Ürik asidi yükselttikleri için. Ürik asit yükseldiği zaman vücudumuz asidik olur. Her zaman söylüyoruz, asit vücut her türlü infeksiyona açıktır, yatkındır. Ve her türlü infeksiyon da kolay kolay geçmez, süresi uzar. Her türlü hastalık da süresi uzar. Şeker hastalığı kontrol edilemez. Tansiyon hastalığı kontrol edilemez. Ürik asit yüksekliği tansiyonu yükseltir. Tuz, yani kristal kaya tuzu tansiyonu yükseltmez. Ürik asit yüksekliği yükseltir. Bunu açıklamak istiyorum. Bunu hakikaten şimdiye kadar algılanan bir düşünceyi tersini söylemek istiyorum. Ürik asit yüksekliği ve gut krizi geçiren hastalarımıza efendim işte et yemeyin, efendim yumurta yemeyin vesaire diye diyetler veriliyor. Tamamen yanlıştır. Artık şunu da belirtmek istiyorum ki ürik asidi kelle paça yükseltmez. Kırmızı et yükseltmez. Ürik asidi yoğurt yükseltmez. Tamam onlarda pürin var ama o pürin doğal pürin hakikaten aşırı olarak vücuda girmez. Esas vücutta nasıl trigliseritleri yiyecekler yükseltiyorsa, şekerli içecekler, yiyecekler yükseltiyorsa, nasıl fruktoz karaciğeri yağlıyorsa, fruktoz mısır şurubu şekeri ve de işlenmiş gıdalar ürik asidimizi yükseltir. Ve hastalara dikkat ederseniz, gut krizi geçiren hastalara, mesela bir geceden önce çok fazla alkol almıştır. Bir gece önceden önce mesela baklava börek yemiştir. Veya çok fazla miktarda kolalı içecek içmiştir veya alkol içmiştir. Yani yalnız etlerin bunu yaptığı, yükselttiği, son zamanlarda artık doğru olmadığı, yanlış bir bilgi olduğunu yapılan araştırmalarla, birçok araştırma ve birçok çalışma var. Bunlar gösterilmiştir. O halde karaciğer yağlanmasına geliyorum yine. Karaciğer yağlanmasını başlatan fruktozdur, mısır şurubu şekeridir, nişasta bazlı şekerlerdir. Hazır gıdalara, hazır paketlere koyulan glutamattır. Bunlar karaciğeri yağlandırdığı zaman ürik asidi de yükseltir. Yani ürik asit normal düzeyde olsa dahi biraz yüksekse bilin ki vücutta tahribatı başlatmıştır. Gut krizi olmasını beklemek mecburiyetinde değiliz. Çok yüksek olduğu zaman kısa bir süre düşürücü ilaçları var, verebiliyoruz. Ama domates salçası, biber salçası bunların da yükselttiğini, taze meyvelerin, şimdi önümüzdeki tekrar söylüyorum, kavun, karpuz, üzüm ne aklımıza gelirse bunlar, dutlar bunları yükseltmektedir efendim. Ama bazı orman meyveleri ilaçlanmamış olduğu zaman hakikaten bunları yükseltmez. Biraz onlardan tabii ki yiyebiliriz. Avokado çok önemli. O da meyvedir. Herkes suratını asmasın. O da hakikaten çok önemli bir meyvedir. Yenilebilir efendim. O halde ürik asitten yüksekliği önemli bir kriz sebebidir. Parkinson sebebidir. Alzheimer sebebidir. Kalp krizi sebebidir, şeker hastalığı sebebidir, böbrek hastalıkları sebebidir. Bunu tekrarlamak istiyorum. Şekerimizi yükseltmeyeceğiz. Şekerimizi yükselten unlardan
ve basit karbonhidratlardan uzak duracağız. En başta da çok faydalı olduğu söylenen, hakikisiz de dahi olsa baldır, pekmezdir. Bunlardan uzak durursak ürik asidimiz yavaş yavaş inmeye başlar kan düzeylerinde ve sağlığımıza kavuşuruz. Hastalanmayız. Kronik inflamasyon önlenmiş olur. Karaciğer yağlandığı zaman göbekte yangın var diyoruz. Göbekte yangın var ve bu yangın bütün hastalıkların temelini atmaktadır. Çünkü ürik asit yüksekliği de buna bağlıdır. Ürik asit yüksek olduğu zaman vücudumuzda serbest oksijen radikalleri dediğimiz en tehlikeli, çok işlevi olan tehlikeli radikaller üretilmektedir. İşte bu bütün hastalıkların, kronik inflamasyonun sebebidir. Kalp krizinin sebebi de kronik inflamasyondur. Kanserin sebebi de kronik inflamasyondur. Artık gösterildi ki kanser de zaten metabolik bir hastalıktır. Yani kanser apayrı, kötü bir hastalık değildir. Kanser kötü olamaz. Hiçbir zaman şeker hastalığı ve şeker hastalığının tığı en tehlikeli hastalıktır. Ama kansere lütfen artık kötü hastalık deyip milleti panikletmeyelim. Sebebi de ürik asit yüksekliği olabilir. Trigliserit yüksekliği olabilir. Ve şekerler ve şekerli gazlı içecekler olabilir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.